Roz Hanım, bu Ukrayna'nın Rusya karşısında aldığı başarılar, elde ettiği başarılar, Rusya'da yaşayan Türk soylu halkları cesaretlendirdi mi? Yavaş yavaş yeniden bağımsızlık yoluna girmeye doğru bir ümit ışığı yandırdı mı onların zihinlerinde? Yani nasıl bakıyorlar şu anda Rusya'daki özellikle tabii ki Kazan Tatarları başta olmak üzere savaşa? Rus rejiminin dağılacağını mesela siz de bir öngörüyor musunuz? Valla nasıl bakıyorlar diyorsanız şu anda korkuyla bakıyorlar. Kimi savaşa götürecek, kim ölecek, kim kalacak yani diyorum ya şeye giderken bile Stalin dönemini yaşıyorlar açık söylemek gerekirse. Ancak umut meselesine geldiğinde umut her zaman vardır. Yani bağımsız olacağımıza dair yani son Tatar ölene kadar bu umut devam edecektir. Ancak yani Anar Bey dedi ki en önemli şeyimiz kimliğimiz, Türklüğümüz dedi. Ruslar da bu Rus olmayan milletleri yok etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Yani amaçları zaten ister Çarlık Rusyası döneminde olsun, ister Sovyetler döneminde olsun, ister şimdi olsun tek millet yaratmak. Rus milleti. Rus dilli Rus milleti yaratmak. Yani diğer milletleri de kendilerine katarak yok etmek istiyorlar. Bu Türk kimliğini de zaten silmek istiyorlar en korkulu rüyaları. Zaten bilinçlerini yok edersen, mankurt yaparsan insanları her şeyi yaparlar. Yani mankurt kelimesini de kullanan Kırgız yazar Çingiz Aytmatov'tur. Ancak ne yazık ki kendisi de tüm eserlerini Rus dilinde yazmıştır. Bunu da söylemeden geçemem. Çünkü yani mankurt diye yazmakla milliyetçi olunmuyor maalesef. Kendi diline demiş ki yani Kırgız dili duyguları ifade etmekte yetersiz. Ben onun için Rusça yazıyorum. Vesaire. Yani insanları mankurtlaştırarak Rus yapmaya çalışıyorlar. Bunun için ne yapıyorlar? Okullarda mesela dil dersleri bir tek Tatarlar için geçerli değil. Rus olmayan tüm milletler için ana dilde eğitim 2 saat. Bu haftada 2 saat yani hem dil hem edebiyat ister oku ister okuma. Lise kısmına geçtiğinde de isteğe bağlı oluyor bu. İsteğe bağlı olunca da mesela veliler gidiyorlar, dilekçe imzalamaları gerekiyor. Sonra ne yapıyorlar? Facebook çağırıyor. Sen neden bu dilekçeyi imzaladın? Rus diline karşı mısın? Bölücü müsün? Terörist misin? Vesaire. Yani çeşitli bahaneler bularak bu dersleri yok etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. İkincisi tarihi bozuyorlar. Tarihte önemli bir şey biliyorsunuz. Yani tarih bilmek milli şuur olmak demek çocukların okulda. Şimdi tarih kitapları tekrardan yazılıyor. Rusya Federasyonu şeyine uygun şekle getiriliyor ders kitapları da. Bu ders kitaplarında mesela Kazan Hanlığı 1552 yılında Ruslar tarafından işgal edilmiştir. Yani kan ile 30 bin Kazan Tatarına karşı 150 bin Rus askeri yani 5'e 1 büyük bir şey çoğunlukla işgal etmişler Kazan'ı. Şimdi niye yazıyorlar kitaplarda ders okulda okulan tarih kitaplarında Kazan Hanlığı kendi isteğiyle Moskova'ya katıldı. Böyle bir şey olabilir mi? Oluyor yani önce dilini kaybedersin. Dil olmasa millet de olmaz demek yani. Öyle önemli olan dildir. Dilimizi kaybedersek kimliğimizi, milli kimliğimizi ve Türklüğümüzü kaybederiz değil mi? Onun için önce bu konuda mücadele etmek lazım. Bağımsızlık elbette ki önemli. Ancak yani dil olmayan bağımsızlık olsa da ne işe yarar derim. Önce milli mücadelemizi dil konusunda, tarih konusunda vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Ve bunu da milletin şuuruna bilinç olarak işlenmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Peki savaşa dair düşünceleriniz, yani Ukrayna-Rusya savaşı nasıl nihayetlenir? Putin gider mi size göre? Valla gitmesinden yanayım ben. İnşallah gider diye düşünüyorum. Çünkü büyük kayıplar veriyorlar. Yani günlük kayıplar olsun diye 100-200 kişi az bir sayı değil. Bu bilinen sayı. Bilinmeyen ne kadar? Gerçek sayılar vermiyorlar elbette ki. Aynı Afganistan olayındaki gibi. Afganistan'da kimliklerini alarak sokuyorlarmış savaşa. Yani kimin öldüğü de belli değil. Tabutlarda kimin girdiği de belli değil. Tabutları açtırmıyorlardı mesela. Bizim yaşadığımız yerde de tabutlar geldi Afganistan'dan benim dönemimde. Ancak açıp kimse bakamıyor onun içine.
İnsan var mı yok mu belli değil. Şimdi de aynı şekildedir. Aynı şekilde olduğunu düşünüyorum. Ya sayı belli değil ki. Elbette ki kaybedecek. Öyle eğitimsiz askerleri sokarsan olacağı bu yani. Top yemi gibi sokuyorlar. Acımıyorlar ki. İnsanlara acımıyorlar. Acımak diye bir şey yok yani. Zalim. Rus zulmü zaten. Devam ediyor burada da. Yani inşallah savaş kaybeder ve tüm Türk şeyleri de Rusya'da olan diğer Türk milletleri de bağımsızlıklarını kazanırlar diye düşünüyorum. Kazansınlar da.